Merhaba arkadaşlar, Star Wars Unknown serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümümüzde buradaki United Rangers'ın hegemoni devletini vasallaştırmıştık. Şuralar, şu bölge tamamen. Onları da oraları vasallaştırmıştık. Şimdi filolarımızı savaş sonrası iyileştirmeye ve upgrade'e gönderdim. Başka herhangi bir oyunda ilerleme gibi bir şey yapmadım. Kayıt sonrası. Villalarımız upgrade olsun. Sonrasında hedef olarak ilk hedef olarak şuradaki bir automated dreadnought gemisi var. Normalde çok güçlü bir gemi. Bu ölümcül aslında. Ama şu anki filolarımızın onları yok edebilecek kadar güçlü olduğunu düşünüyorum. O yüzden hedefimiz ilk olarak orası. Konseyde çıkarayım. Yüksek oya sahip olan devlet biziz. Daha üçüncü sıradaki devlet de bizim şeyimiz, vasalımız. Interstellar debris analyzed. Diğeri de vasalımız doğrusu sırayla. Şuradaki sistemimizdeki yıldız üstümüzü bir hayalet gemiye gelmişti. Orayı inşa edeceğiz. Hatta şunlara da belki filomuzu gönderebiliriz. Şu burba. Interstellar debris analyzed. Bunlar ve bunlar iki tane var. Construction completed. Interstellar debris analyzed. Kapasitesini arttıran bir teknoloji buluyoruz. Daha doğrusu iki tane teknoloji buluyoruz. Bunları bulduğumuzda filolarımızı biraz daha geliştirebileceğiz. Yine terk edilmiş karavan gemi savaşçımızı. Turin'de suç artmış. Turin'de gemine. Burada karakol var ama çalışan pek kimse yok. Buraya insan gönderelim. Hatta oraya gönderdiğimiz insanlarla ilgili bir bizim hiç şeyimiz var mıydı? Soğuk iklimde yaşayabilecek insan türümüz yok. Şuradan bir tane şablon oluşturalım. Aynı özelliklerde ama yaşadığı yer Alpin. Alpin dünyalarında yaşayabilecek bir tür insan oluşturalım.
gezegenindeki şu yeri nüfusumuzu alpinliği alarda yaşayabilecek şekilde evrimleştireceğiz. Bu arada construction completed. Şunlara karşı interstellar debris analyzed. Görevlendirelim. Species modification has concluded. Fazla doluyor. Şuradan biraz. Knowledge is the key to the universe. Plazma çiçeği bulduk. Bu ya. Yer. Doları araştırıyorum. Pardon, bu şey değil. Bilim gemimizin araştırdığı özel projelerden geldi o. Terk edilmiş karavan gemisi araştırmışlar demiş. Şu inşaat gemimizi oraya göndereceğim. Şurada. Research concluded. Bir lokomu talep edin. 20 puan arttı. Şu ikamet edilebilir. Bir alabiliriz. Bir liderimiz öldü. Bilim insanı. Bir alıp dikelim. Aylık 10 yıl boyunca bir değişken ekliyorum. Size aylık %5 birlik üretimi ve işçi pop kaynak üretimi %5. Art üzerindeki politikacılarınız bir şifreli anahtarı dahil olmak üzere hassas belgelerin bir demetini dikkatsizce kaybetmiş. Peki. We have encountered spaceborne life forms. The special project has concluded. Yabancı örnek toplama projesini tamamlamış yazıyor. Bir örnek daha aldık. Homi 173 toplumsal araştırma geldi. Bu bilim gemisinde çalışacak bizim bilim adamımız yok. Böyle bir bilim adamı atayıp atamamakla kararsız aslında. Çünkü zaten artık araştırılacak çok bir yer kalmadığı için bu gemiyi dağıtılabiliriz ya da dursun. Gerekirse bir ya. Gerisini atarız. The special project has concluded. Bir tane daha aldık. Topladık. We have encountered spaceborne life forms. Araştırması daha 36 ay ship upgrades applied. Şu pilonuzu alıp şuraya göndereceğim. Şunlara saldırmayı düşünüyorum. Şu ve şu pilonuzu upgrade. Our station is under assault. Korsanlar. We have encountered spaceborne life forms. Sol
olacağım dediklerini bulmalısınız. Evet, güzel oldu. Hızlı erişim için. Şu Simrat Empire bizden bazı yerleri miktar topladık. Hatta bu olay zincir sonuçlanmış. 40 etki, 13.501'lik 1000 enerji ve 28.720 toplumsal araştırma puanı kazandık. Bir olay zincirini tamamlamış olduk. Şuraları talep edeceğim. Bir tane daha gelenek buluyoruz ve bu da son sanırım. Genetik gelenek ağacının son özelliğini benimsedik. Evrimsel ustalık kazanmış önce. Bir tane yükseliş yamanda hissedeceğiz şimdi. Arkeo mühendisler bizim geçmişimizden gelen bir şey. Aslında bunu almayı istiyorum ama arkeolojik silahlar yapmak istediğim önemli değilim. O yüzden şimdilik durabilir. Galak güç projeksiyonunu alabiliriz. Bu bizim donanma kapasitemizi ve filolar için komutan limitimizi ciddi oranda arttırıyor özellikle. Filolar için komutan limitini bu 50 puan arttırılması çok önemli bir özellik. Artı bir tane komutan kapasitemizi de arttırıyor. Bu da ekstra bir tane daha filo yapabileceğimizi gösteriyor. Galaksinin savunucusunu da alabiliriz. Oyun sonu krizlerine karşı %50 daha fazla hasar vermemizi sağlayacak bu bizim. Şu iki tanesini tercih edebiliriz bundan sonraki yükseliş avantajlarımız için. İlk olarak bulunuyor da şunu. Diğerlerine bakıyorum. İki tane elçi kapasitesi, iki tane bilim insanı kapasitesi. Şu artı 100 puan ferman konu verecek. Bu da kullanılabilir ama şunu da alabiliriz. Gezegen sayısından imparatorluk boyutunu %50 düşürecek. Bizim imparatorluk boyutu çok fazla. Gezegen boyutundan gelen 107 puanımız, 107 imparatorluk boyutumuz var. Bunu %50 düşürmesi güzel olur. Galaktik mücadeleci de yine önemli diyebilirim. Ama şu an için şu galaktik güç projeksiyonunu alacağım. Bu bizim filolarımızın boyutunu ciddi oranda arttıracak. Filolarımızı ekleyebileceğimiz gemi sayısına. Daha biraz filolarımızı filolarımıza yeni gemiler ekleyelim. Şimdi şöyle iki tane, ikişer tane savaş gemilerinden, ikişer tane de bunlardan ekleyelim. Bir tane buraya şey gelecek, Titan gemisi gelecek. O 16 büyüklüğü. Ama Titan'ın gelmesiyle birlikte 10 puan da komuta sınırı artıyor. Yani 10 daha arttırabiliriz gemi sayımızı. Şuraya ikişer
zaman. Burası daha fazla savaş gemisi ağırlıklı. We have lost a mining station. Bir yasayı mı ihlal ediyoruz? Ship upgrades applied. Knowledge is the key to the universe. Ship upgrades applied. Bir tane filolar için starter'ımı alabiliriz. Ya da şunu alalım Civic. Bir tane Civic yuvası. Yine tersine mühendislik yapacağız şurada. Şuraya filomuzu gönderdik zaten yola çıktı. Biraz da bir şu filomuzu şuraya göndereceğim. Kurayım bir de çıktı savaşlara. Yeterince insan gönderdik ama. Suçla mücadele kampanyası da yapalım. Hatta bir de lüks mal dağıtımı yapalım. Böyle toparız. Şu filomuzu da alıp şuraya göndereceğim. Filolarla şurayı şuradaki düşman yaratığı yok etmeyi düşünüyorum. The special project has concluded. Bir araştırma tamamladık. Özel proje tamamladık. Bu bize standartlaştırılmış bu bir research concluded. Destek olalım galaktik konser üyelerine veto etkisi. Evet, muhri bir inşansımız artmış. Şu sivil favori. Bir şey. Bize araştırmadan gelen bir şey. Solucan deliklerini aktif etmek zorluyor. Özellikle sınırlarımız bu kadar büyümüşken. Başkanımızmış. Şunu alacağım. Enerji kaynağımız dolmuş. Knowledge is the key to the universe. Biraz şu şeylerden al. Şuradan satın alalım. Biraz da şunu satın alalım.
Sapien savaş yapay zekası. Ekleyebiliriz gemilere. Biraz zamanlanır. Yani kullanacağım bir silah değil pek. Kullanılabilir ama çok efektif değil açıkçası. Araştırmamız çok kısa sürede bitecek şunu ama. Knowledge is the key to the universe. Titan gemilerini araştırmayı tamamladık. Bir araştırma daha yapalım. Yıldız üslerini de en üst seviyeye çıkarabilecek bir araştırma. Hisar araştırması. Titan gemimizi tasarlayalım. Buraya bir tane titan oku. Zaten şey yapamıyoruz. Farklı bir tasarım seçeneği yok. Sabit bunlar. Bir tane mahvoluş ışını var bu standart. En düşük buraya titan. Silahları için de en düşük seviye. Ama yine de çok güçlüdür. Menzili 0250 olması nedeniyle de ayrıca güçlü bir silah. Onu koyacağız. 4 tane large silahları var. O yüzden buraya şeyleri koyamıyoruz. Füzeleri koyamıyoruz. Şu otomatik toplar. 4 tane. Bir tanesini de lazerle bekleyeceğim. Bunlar zırh ve gövdeye ekstra vuruyor ama kalkanlara düşük. Lazerler toplarsa zırha düşük hasar veriyor ama gövde ve kalkana yüksek hasar veriyor. Yani bu iki silah da gövdeye %25 daha fazla hasar veriyor. Bu da aynı şekilde yine gövdeye %25 fazla hasar veriyor. Yine şuraya kalkanları ekleyelim şuraya. Zırhlarımızı ekleyelim. Şunları üst seviye hepsi burayı. Bunlar ekstra titan gemilerinin ekstra özelliği. Düşmanların kalkanlarının %20 hasar, %20'sini düşürüyor kalkanların gücünün. Ya da gemi ateş hızlarını %10 düşürüyor. Burada savaştan kaçma şanslarını düşürüyoruz. Bu kendi filomuza %5 gemi ateş hızı ekliyor. İzlemesini %10 arttırıyor ya da günlük gövde iyileşmesi ve zırh iyileşmesi sağlıyor. Bunu seçeceğim. Gemilerimizin gövdeleri ve zırhlarını iyileştirecek savaş sırasında. Şimdi buradaki A slotlarına bir tane mecburen enerji koymak zorundayız. Çünkü -91 enerjiye sahibiz şu anda. O silahlar ve zırhlar ve şu ekstra özellikler kullandığı şeylerden dolayı bizim reaktörümüzün ürettiği güç yetmiyor. O yüzden buraya bir gelişmiş reaktör arttırıcı ekleyeceğiz. Gerçi bu bile yetmeyecek.
hepsinin enerji tüketimleri 10. Mecburen bir tane daha gelişmiş reaktör arttırıcı ekleyelim buraya. Şuraya bir tane yedek ateş kontrolü ekleyelim. Vurma şansımız %5'te olsa arttırıyor bu. Ki bu silahlarımızla bu 5 puanlık artış ekstra ciddi bir kazanç sağlayacak bize. Evet, Titan, Erosun, Pegasus. Peki. Titanlar için tek bir tip tasarım yapacağız. Zaten gemiler çok bir değişik şey alma şansı olmadığı için yapıları yok yani. Çok fazla değişik tarzı Titan klasında gemi tasarlayamıyoruz. Şimdi buraya şu filomuza bir tane diyebiliriz. Zaten yok. Burada 174-189 olmuş bu. Üretmediğimiz neyse şu bir tanesi kaldıralım. Bir tane Titan ekleyelim. Şuraya bir tane ekleyelim. Ve şuraya bir tane ekleyelim. Şimdi hepsine birer tane Titan ekledik. Ama tabi bunları inşa etmemiz için şeye ihtiyacımız olacak. Yıldız üslerimizin upgrade'ine ihtiyacımız olacak. Şurada Titan imalat hanelerine ihtiyacımız var ama bunun için de önce Hisar araştırmamızı bitirmemiz gerekiyor. Sonrasında Titan gemilerimizi de üretebileceğiz. Şu anki zaten bu filolarımıza eklenecek gemilerle bayağı güçlü filolarımız olacak. Engaging hostile forces. Şuradaki korsanları yok ettik. Bir liderimiz, komutanımız seviye atladı ona da. Evasive maneuvers. Bizim burada yakınlarda filonuz yok. United Inarian Commonwealth. Size ait bir filo geldi buraya. Bizim şu filonuz. Şuraya atlama yapmaya geliyor ama bunu buraya gönderelim. Ya da pardon, o değil. Şu daha yakın. Onu gönderdim. Yani direkt olarak bize saldırmadılar. Buradaki bizim vassalımıza saldırıyor ama vassalımızı da koruyalım. Council agenda available.
Construction completed. Önce bizim filomuzun buraya gelmesi lazım. Buralar ciddi ele geçirmeye başladılar. Research concluded. Şurada ne araştırmıştık? Bir sivik yuvası. Yapacağız. Bir tane şu hükümetimizi dönüştürelim. Bir tane daha özellik ekleyecek. Ekleyeceğiz hükümetimize. Devleti olabiliriz. Otoriter bir devlet olduğumuz için. Başkent binaları, tüccar işleri sağlar, tacir loncaları, çevreci. Bizans bürokrasi. Bizans bürokrasisi de olabiliriz. Bürokratlar artı yüce istikrar sağlıyormuş. Şunu alalım. Kahraman efsaneler komutan kapasitemizi ve vali kapasitemizi arttırıyor. Ve bir reform yapalım. Şimdi bir araştırma direktörü, şuraya bir savunma bakanı atayacağız. Gitti şimdi. Konseyimize yeni günlerle onları yeniden ekleyeceğiz. Bir tane daha yuva açıldı ama şuraya şu komutanımızı, şuraya da şu bilim insanımızı atacağız. Bir yerde bir isyan. %24. Sadece %24'e düşmüş aslında. Burası bir kurak dünya, jeneratör dünyası. Altı tane insan var. Buraya insan gönderiyor. İnsanımızı buraya göndersek yeterli olur. Evet. Daha şöyle koyut edelim bu arada. Bazı şehirlerimiz büyüme sırayla gelmiş. İşsizlik olan çok bir şehrimiz yok. Şurada bir işsizlik var. Madencilik şehriymiş ama.
daha fazla madenle ilgili bir şey yapamıyoruz. O zaman bir gaz rafinerisi. Burası bir görevli niyasi sanırım. Göre işlem tesisi yapalım. Bir tane gen kliniği yapalım. Şöyle bitirelim. Şuradaki filosu bir an önce getirmemiz gerekiyor. Bunlar isyancılarmış. Bizim vasalımızın içinden çıkan isyancılar. Olsa gündemlerinde oy vermediği bir şey yok. Bir tane filoyla saldırıp şunları yok edebiliriz sanırım. Şu filomuz buradakilerle ilgilenirken. Bizim vasalımızla onlar isyancıların savaşı var burada. Çok denkmiş güçler. Masalımız onları yendi. Sanki biz olmasak da devam edebilecekler. Bu arada Rockstar Empire. Bizim bayağı bir sistemimizi talep ediyor. Engaging hostile station. Şurayı geri aldık. Şurayı da geri alalım. Araştırması. Şunu alalım yine aymalarını. Herhalde bir 10 tane falan sistemimizi talep ettiler. Savunma fonumuza bakalım bunlarla. Bunlar üzerine de saldırabilir. Yani birçok yerden girebilirler. Buradan gelebilirler. Engaging hostile station. Savaş sanki sona ermiş gibi. Burada
yapabilirsin. Filomuzun yapacağı çok bir şey kalmadı. Bunu gönderebiliriz artık. Red alert. Spaceport under fire. Peki 3 tane filomuzun bu arada United Brothers'in. Savaş mı olsun çok anlamı yok ya. Yani. Burayı zaten bizimkiler alırlar. Savaşta diğerlerin kendisi bayağı fazla. %70 şey gelmiş durumda. Şuradaki savaşı merak ediyorum. Filolarımız gelsin. Daha sonra. Ha, iki tane filoyla da alabiliriz aslında. Yapalım. 16.051 mühendislik araştırması kazanıldı. Filomuzla saldırabiliriz. Diğerinin gelmesine de aslında çok yok ama üçünü birden mi göndersem? Şurada yeni bir filo çıkmadığına göre bizim buraya geri dönmemize gerek yok şu aşamada. Bir tane komutanımız bu. Zimmetine para geçirme özelliği kazandı. 10 sayıda olduğu sürece aylık enerji kaydımız %5 düşecek. Bir komutanımızı amiral yapalım. Çok fazla kaynaşık üretiyoruz. Buradaymış, buraya gelmiş. Ne yapalım? Buraya bir yakın yerde tiyatro yapacağım.
oyun başlarında veya ortalarında şu gruplar çok güçlü olabiliyor. Automated Trainer gibi bu şekilde grup kafayla gösterilenler. Şunlar da aynı şekilde. Ama bu seviyeye geldikten sonra onları öğrenmemiz çok da zor olmayacak. Research concluded. Hisar, güzel. Savaş kazandı bu arada. Şurada bize bir tane daha sistem kazandırmış bu da. Şimdi yıldız üslerimizi upgrade edelim. Bu arada bir tane yeni gelenek ağacı seçeceğiz. 4 tanesini tamamladık. Bir 5. gelenek ağacını seçeceğiz. Beşinci gelenek ağacı olarak çok istediğim şeyler kalmadı artık. Bundan sonrasında en çok beğendiğim, en çok kullanmak istediğim gelenek ağaçları tamamladık. Diğerleri hepsinin tabii ki avantajları var. Ben bir kontrol ediyorum. Meze alabiliriz. Bu daha çok savunma savaşları yapıyorsanız ama daha çok işe yarar. Saldırı savaşında buradan gelen etkiler anlamsız olabiliyor. Daha çok savunma platformları ve kendi sınırlarımızdaki savaşlara etkilenmiş. Özellik düşmanlık seçebiliriz. Ne kadar çok düşmanımız varsa o kadar etkili bonuslar veriyor bu. Olabilir. Devlet yönetimi. İlk defa seçeyim ya. Devlet yönetimi olsun. Ferman fonu ekleyecek. Direkt seçtiğimizde artı 50. Council agenda available. Hiç seçmedim bir gelenek ağacı seçtim. Şimdi bu gezegeni bize sağlamış oldular. Madencilik dünyasıymış. Orada işsizlik bir tane, o zaman bir tane daha madencilik bölgesi inşa edelim. Buraya bir tane karakol inşa edelim. Enerji kredilerimiz azalmaya başladı. Şöyle bakalım. Biz nerelerde enerji üretiyorduk? Nerelerde ekstra enerji üreten yapılar yapabiliriz? Batarian Central ve Singularity binalarını bulmuştuk, onlardan yapabileceğimiz ve yapmadığımız bir yer varsa onu inşa edebiliriz. Enerji üretimimizi toparlamak için burada şu enerji şebekesini upgrade edelim.
ikinci seviyeye çıksın. Bölgesi yapalım. Şu an çok işe ihtiyaç yok ama yani buranın şeyi artsın. Nüfus artışı da. Bu arada da gezegenlerimizi bir tekrar bir gözden geçirmiş olalım. Genelde ölüm dışında onlara bir bakıyorum şöyle bir. Artık çok sürekli gezegenlerin sürekli şeyini takip etmiyorum açıkçası. Büyüklüğe ulaştıktan sonra. Burada da bütün her yeri inşa etmişiz. Her yerde ciddi oranda boşta işimiz var zaten. Bunlar da aslında bize ekstra bakım maliyeti getiriyor. Bunu yapmayı tercih etmiyorum gerek aslında ama. Her yere de üretmişiz yani. Toplu satın alımları kaldırabilirim. Enerji üretimimizi düzenlemek için. Bölgesi inşa edelim, bina slotlarımız açılsın. Burada aşırı derecede fazla boşta iş var. Burada da aynı şekilde. Şunu upgrade edebiliriz ama şu anda yok. Bence şunu upgrade edelim, buraya bir santral yapmışız zaten. Şu bina çoğu yerde çıkmıyor, çoğu gezegende. Sadece belli değişkenleri şurada gösterilir. Zaten materyal sahası olan gezegenlerde yapabiliyoruz. Evet, enerji üretimimiz artıya geçmiş. Puan olarak diğerlerine karşı bayağı üstünüz. Bu arada Pirak Star Empire'da üçüncü sıradaki, onlar da sonrakilerden bayağı üstün. Sanki Piraklarla bir savaşsa iyi olabilir. Turin 1'de düzen sağlanmış. Güzel. Yani 3 tane filmimiz da gelmiş. Bunlar şuraya gönderelim. Bu savaşı da izleyip bu bölümü burada noktalandıralım. Research concluded. Yeneceğimizi düşünüyorum açıkçası. Az bozucuları alalım. Engaging hostile forces. Yani aşağı alayım.
bayağı bitirdik zırhlarını. Evet, çok rahat oldu. Korkunç zırhlı devre dışı. Hirmas'tan iki otomatik savaş gemisini devre dışı bırakmayı başardı. Geminin devasa gövdesi ciddi bir hasar aldı ancak büyük ölçüde sağlam kaldı. Bordalama ekiplerimiz geminin mumyalanmış yabancı mürettebatının hala görevlerini yerine getiren istasyonlarda olduğunu keşfetti. Ölmeden önce 7.8 milyon yıl boyunca sınırlı bir gemi yapay zekası ile kilitlendiği bir tür otomatik devriye modunu aktif etmişler. İnanılmaz miktarda kaynak gerektirse de bazı mühendislerimiz geminin onarılabileceğine ve filomuzun hizmetine geri kazandırılabileceğine inanıyor. Kesinlikle güçlü bir amiral gemisi olurdu. Onarmayı deneyeceğiz ya da şunu alacağız. Onarmayı deneyelim. Şuraya inşaat gemisi gönder. Gemimizde gönderelim. Hatta burada da bir solucan deliği var. Bunları da araştıralım. Çok fazla bize hayat vermedik. Çok az gemi kaybettik. Ve bu buradaki güçlü gemiyi yok etmiş olduk. Bir sonraki bölümde ya yukarıdaki şu Yankee ile savaşabiliriz ya da çok fazla güçlenmeye başlayan Pirak, Star Empire'la savaşmayı düşünebiliriz. Hem çok güçlendiler hem cidden yayılmaya başladılar. Pek hoşuma gitmiyor. Tabii ki bize göre hala çok zayıflar ama... pek istediğim bir şey değil bu kadar. Bizim işimizde bir güçlenmesi. Baştan sanki onların önünü kessek iyi olabilir. Evet. Bir sonraki bölümde bunlarla savaşmayı düşünebiliriz. Sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik size...